Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Yine sokağa çıkma yasakları başladı. Bugün cumartesi gecesi saat 2:30'da çekiyorum bu videoyu. Sizlere video çekmeyi, sizlerle bir şeyler paylaşmayı çok özledim. Ama inanın o kadar yoğun geçiyor ki günlerim. Instagram üzerinden biliyorsunuz yoğun bir şekilde çalışıyorum. Doğal ürünleri size temin etmek için sizden gelen soruları elimden geldiğince yetişebildiğimce cevaplayabilmek için. Ve çocuklar da evdeler. Üç çocuk, yoğun iş temposu, üretim bir yandan, siparişler bir yandan derken video çekmeye vakit bulamıyorum. Bu saatlere kadar geliyor. Bugün sizlerle tüy azaltıcı losyondan bahsetmek istiyorum. Onun öncesinde de daha önce çektiğim bir video vardı. Orada paylaştığım bilgileri kısaca tazelemek istiyorum ki biliyorsunuz birçok insan kıllardan, tüylerden muzdarip. Çok az insan var ki ben kılsızım, tüysüzüm, hiçbir derdim yok diyen. Birçok insan bu kıl tüy mevzusundan bıkmış durumda ve çare arıyor. O kadar çok bayanla karşılaştım ki erkek gibi sakalları çıkan ve her gün jiletle sakallarını almak zorunda kalan, insan içine çıkamayan, yüzüğü almaktan perişan vaziyete gelen, daha öncesinde denediği uygulamalardan tam ters etki alan, epilasyon yani lazer epilasyon illetine bulaşmış ve sonradan çok pişman olmuş o kadar çok kadınla karşılaştım ki bu süreçte ben de istekler üzerine araştırma içerisine girmiştim ve uzun bir müddet önce aslında bu ürünün kullanımına ve satışına başlamıştım. Ancak şimdi fırsatım oldu bu ürünü sizinle paylaşmaya. Aklıma gelmişken bundan biraz bahsedeyim dedim. Malum sizler de evdesiniz. Bu süreçte kendinizle ilgilenmek, kendi bakımınızla ilgilenmek, biraz kafanızı dağıtmak, kendinizi sevmek, kendi bedeninize değer vermek istersiniz. Bu süreçte belki bu ürünle tanışmak ve kullanmak istersiniz diye size biraz bundan bahsetmek istiyorum. Tamamen doğal yağlar, izopropil alkol ve gül esansıyla yapılmış bu tüy azaltıcı losyondan bahsedeceğim. Benimki bitmek üzere. Şişeleri değişebiliyor. Ambalaj sorunu olduğunda şişelerin şekli değişiyor ama milim olarak 100 mil şişelerin içerisinde ve fısfıslı olarak satışa sunuluyor. İçerisinde karınca yumurtası yağından limonot yağına kadar, kekik yağından at kestanesi yağına kadar çok etkili bir formülizasyon var. Ah, ve çok güzel kokuyor. Sürümü çok kolay, kullanımı çok kolay. Bu ürünü kullanmanızı tavsiye etmeden önce neden lazer epilasyon değil de böyle bir ürünü tercih ediyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü lazer epilasyonda daha önceki bir videomda detaylı bir şekilde anlattığım üzere Ayidin Salih'in belirttiği gibi direkt cilt altına ısı vererek cilt altındaki hücreleri öldüren, yok eden bir sistem ve biz kesinlikle cilt altındaki hücrelerimizin, kıl hücrelerimizin ölmesini istemiyoruz. Sadece istediği, aslında kadınların istediği tek şey kıllarının çıkış süresinin uzaması, incelmesi, canının alınırken yanmaması, daha uzun sürede çıkması ve azalması. Azalarak bitme noktasına gelmesi. İşte tam bu işleri tüy azaltıcı losyon yapıyor. Hem de çok kısa bir sürede. Bana gelen sorulardan bir tanesi, Sevgi Hanım, bir şişe yeter mi? Ya bilemem. Senin kullanımına göre, düzenli kullanımına göre, kıl köklerinin sertliğine göre, daha önceki yaptığın uygulamalara göre, bünyene göre değişir. Ama birkaç seferde bile çok ciddi etki gören arkadaşlar oldu. Instagram sayfamdaki müşteri memnuniyetleri hikayeler bölümünden sabitlenmiş.
hikayeler bölümünden çok fazlaca tüy azaltıcı losyonla ilgili memnuniyet mesajları okuyabilirsiniz. Merak edenler Instagram sayfama girebilir. Sev.cool Instagram adresim. Sev.cool Instagram adresim. Oradan gerekli bilgileri edinebilirler. Tüy azaltıcı losyonu nasıl kullanıyoruz? Eğer ağda gibi bir yöntemle, yani kılları kökünden aldığınız bir yöntemle temizleniyorsanız, kıl kökleri boşken bir hafta boyunca sabah akşam bu losyonu sürüyorsunuz. Mesela ben böyle bıyık bölgesinde kullanacaksınız diyelim ki, elinize sürüp iyice masajla yediriyorsunuz. Ben bu losyonu iki kaşımın arasında kullandım. İlk başta sizlere tanıtmadan önce kendim denemek istedim. Biliyorsunuz ben kendimde denemediğim ya da kullanmadığım hiçbir şeyi sizlere önermiyorum. İki kaşımın, ben kaşlarımı almıyorum. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde kaşlarımı almıyorum. İki kaşımın arasında sert, sivri, öne doğru çıkan kıllar vardı. Sadece aldığım buydu. Ve burada fayda görürsem gerçekten işe yaradığını düşünecektim. Çünkü ben 21 günlük soğurucundan sonra vücuttaki kıllanmalardan oldukça azalma olduğunu görmüştüm. Yani vücutta, kol altında, işte bacaklarda, bikini bölgesinde çıkan kılların azalması görülüyor soğuruşlarından sonra. O yüzden iki kaşımın arasında bariz bir şekilde fark olursa bu ürünün etkili olacağını düşündüm ve gerçekten iki kaşımın arasında doğru düzgün artık o sivri, rahatsız edici, dikine dikine uzayan kalın kıllar çıkmıyor. O yüzden de satışa sunmaya karar verdim. İçerisinde dediğim gibi izopropil alkol, yani kolonyada kullanılan uçucu, hiçbir şekilde sizin abdestinize, namazınıza zarar vermeyecek, yıkamanız gerektirmeyecek bir ürün. Yağlar ve gül yağı kullanılıyor güzel kokması açısından. Nerede kalmıştık? Kılları kökünden alırsanız sabah akşam bir hafta boyunca kullanıp bir dahaki ağda döneminize, yani kılları kökünden alacağınız bir sonraki döneme kadar bekleyip yeniden bir hafta boyunca sabah akşam kullanabilirsiniz. Eğer kılları kökünden almıyorsanız jiletle ya da hiç almadığınız bir bölge, mesela buralarınıza sürmek istiyorsunuz, hiç almıyorsunuz ama azalmasını istiyorsunuz, ya da işte kollarınızı hiç almıyorsunuz ama kılların azalmasını ve zaman içerisinde incelmesini, yok olmasını istiyorsunuz. Direkt almadığınız, mesela ben kolumu hiç almıyorum. Almadığınız bölgeye fıslatıp iyice sürüyorsunuz ve bunu her gün yapıyorsunuz. Çünkü kıllar kökünden alınmadığı ve kıl kökleri boş olmadığı için biraz daha uzun sürede etki ediyor. Yani kıl kökleri boşken çok daha hızlı sürede etki eden bu losyon, kıl kökleri boş değilken daha uzun sürede etki ediyor haliyle. Bunun yanında 5 yaşının üzerindeki çocuklarda kıllanma olmasın diye, yani tamamen olmasın diye değil, ince ve seyrek ve rahat bir şekilde hayatını idame ettirebileceği düzeyde kalsın diye tüy azaltıcı losyon güvenle bütün bölgelerde kullanılabilir. 5 yaş üzerindeki çocuklarda, yani bezi çıkmış, tuvalet alışkanlığı edinmiş çocuklarda, bikini bölgesinde, sırt bölgesinde, bacaklarında, aklınıza gelen her yerinde tüy azaltıcı losyonu ileride tüy kıl sıkıntısı çekmesin diye kullanabilirsiniz. Yakıcı bir madde olmadığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Burada kar zarar hesabı yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi diyecek ki bazıları, Sevgi Hanım, kılları yok etmek doğru mu? Yok etme amacı gütmüyoruz. Sadece az önce söylediğim gibi gerçekten bu dertten muzdarip olup ve bunun ne kadar zararlı bir şey olduğunu bildiği halde
ışınla lazer tedavisine bile giden, iğneli epilasyonda tek tek cilt altına iğnelerle ışın verdiren insanlar tanıdım. Binlercesini tanıdım arkadaşlar. Yani böyle bir ürün varken, böyle bir yöntem varken neden lazer epilasyona onca paraları vereceksiniz? Bir lazer tedavisi 1000 liranın altında değil. 1000-1500 lira. Yani 10 seans gidiyorsunuz. Yakıyor, yakıyor, yakıyor. Cilt üstünde kararmalar oluşuyor. Cilt altındaki hücreler ölüyor. Hatta lazer tedavisi gören bir insanın kemoterapi alması bile doğru değil aslında. Çünkü vücut tolere edemiyor. Vücut tolere edemiyor. Kemoterapi zaten doğru bir yöntem değil ama öyle bir yöntemin bile uygulanması lazer tedavisi gören insanlarda çok daha zararlı etkiler bırakıyor. Velhasılı kelam kendini mecbur hisseden, ya bu yüzden psikolojisi bozulan, bu yüzden ağlama krizlerine giren, hatta evlenemeyen insanlar var. Benim takipçilerimden bir tanesi vardı. Bunu paylaşmak istiyorum. İsim misim vermediğime göre takipçim bana fotoğraf atmış. Çok güzel örtülü bir bayan ve örtüsünü çıkarıp bana bu bölgesinin fotoğrafını atmıştı. Yüzü o kadar güzel, başörtünün kapattığı yerde bu bölgesinde resmen sakal gibi. Ve Sevgi abla, ben kesinlikle evlenmeyi düşünemiyorum bu yüzden. Bu ürün bana fayda eder mi dedi. Yani örtünün altında kalan, kimsenin görmediği bir yerde ama görünmesi gerektiğinde neler yaşayacağını düşündüğü zaman bile psikolojisi bozulan insanlar var. Çok yoğun kıllanma yaşayan, yani normal bir kadının olması gerektiğinden çok daha yoğun kıllanma yaşayan insanlar var. Bunlar lazer tedavisi görmek yerine böyle bir ürünü tercih edebilirler. Bana gelen bu ürünü kullanıcılarında belki şu ana kadar 1000 adet çok rahat vermişimdir. Bu ürünün kullanıcılarında bana gelen yorumlar şu oranda: Sevgi Hanım, inanamıyorum. Bu kadarını beklemiyordum. Her 2 günde bir almam gereken kıllar 10 gün oldu hala görünürde yok. Ya da artık tüylerimi alırken hiç acı çekmiyorum ve çok seyreldi, çok inceldi. Ya da çok siyahtı, rengi de açıldı, çok inceldi ve uzun sürede çıkıyor. Çok azalma oldu kıllarımda. Farklı farklı yorumlar, farklı farklı ifade ediş biçimleriyle memnuniyetlerini, tüy azaltıcı losyonunuz bir harika diyerek, yurt dışına gelenden gidenden, Türkiye'ye gelen akrabalarından, yurt dışına 10 tane 15 tane birden isteyen takipçilerime kadar herkes çok memnun ve böyle bir ürünle onları tanıştırdığım için bana duacı oluyorlar. Allah razı olsun. Ben de onlar için dua ediyorum. İnşallah şifa olur diye. Şifaya vesile oluruz diye. Şifa Allah'tan çünkü. Biz vesile olmaya talibiz ve ben özellikle kadınların böyle ürünler kullanmasından, tamamen doğal, hiçbir zararı olmayan, sizin gücünüzü üzmeyecek, bütçenizi sarsmayacak bu tarz ürünler kullanmayı istiyorum ki çocuklarımız, ilerideki mirasımız, çocuklarımız da bunlarla büyüsünler, perişan etmesinler kendini. Öyle hikayeler duyuyorum ki, yani kılları yüzünden mezara girmiş gibi evden dışarı çıkmayan insanlar var. Lütfen, her şeyin yolu var. Araştırıyorum, öğreniyorum, soruşturuyorum, buluyorum, buluşturuyorum. Kendim de sizleri de bu ürünlerle tanıştırıyorum ve kullanıyorum. Elhamdülillah çok memnunum. Çocukları anlatıyordum. Çocuklarda, 5 yaş üzerindeki çocuklarda tüy azaltıcı losyonu güvenle kullanabilirsiniz. Ağza temas etmemesine dikkat edeceğiz. Yani kolonyayı yalar mısınız, yalamazsınız. Bu da onun gibi bir şey. Söyleyeceklerim bunlar. Sadece
Kıl kökleri alındıktan sonra sabah akşam bir hafta ve diğer ağdaya kadar bekleyebilirsiniz. İsterseniz devam edebilirsiniz. Daha etkili olması için bir haftadan sonra her gün devam edebilirsiniz. Eğer kıllarınızı almadığınız bölgelerde kullanıyorsanız, mesela yüzümde ben hiçbir şekilde kıllarımı almıyorum ama bu bölgelerime sürmek istiyorum. Sürdüm, iyice masaj yaptım. Temiz cilde uygularsanız yediriyorsunuz. Çok da güzel kokuyor. Yağlı bir his hiçbir şekilde uyandırmıyor. Cildi yumuşatıyor. Mis gibi de kokuyorsunuz. Parfüm sıkmış gibi ve gül kokusuyla kokuyorsunuz. Bu şekilde kullanımı yıkamanız gerekmiyor. Fiyatı 100 lira bu ürünün. Instagram sayfamdan satışı var. Oradan ulaşabilirsiniz. Lütfen hem bütçenizi hem de sağlığınızı lazer gibi bir yöntemle bozmayın. Lazer epilasyon çok zararlı. Böyle bir şey, yani bir ağda yaptırdın, dışarıda bir yere gidip bir kuaföre bir ağda yaptırdığınızda vereceğiniz fiyata bir şişe tüy azaltıcı losyon alıp bunu çok rahat bir şekilde uzunca bir süre, ya ben aylar oldu hala şişem bitmedi. 2 ay rahat olmuştur tabii ama şöyle kullanacağınız bölgeye göre değişir. Ben tüm vücudumda kullanmak istiyorum. Bütün vücudum ya da büyük bölgelerde tüm bacak kullanmak istiyorum derseniz tabii ki daha kısa sürede biter. Siz kaç tane ihtiyacınız olacağına karar verebilirsiniz ya da bir tane edinip önden bir deneyip sonra devamını alabilirsiniz. Benden size böyle bir ürün var, tavsiye ediyorum demek düşer. Bunun dışında uygulamalar tercih edenlere Allah selamet versin diyorum. Sağlık, şifa, güzellik, bereket, mutluluk diliyorum sizlere. Sizlerle konuşmayı, size bir şey anlatmayı çok özlemişim. Eminim sizler de beni özlediniz. Allah'a emanet olun diyorum. Bugün yarın birkaç video çekip arka arkaya yükleyeceğim ki özlem giderelim. Hoşça kalın. Selamun aleyküm arkadaşlar.